Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yöndeydi. Ben Amerika'da turist olarak hastaneye gittim. Hastanenin acil servisinde kaldığım halde 2000 dolar hesap geldi. Bunu ödemesem vize işlemlerinde veya illerde bana sorun çıkarır mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Tabii ki sizin burada özel anlamda edindiğiniz borçlar Amerika'da bulunduğu süreç içinde sizin Amerika'ya tekrar gelmeniz ya da statünüz ya da vize almanız ilgilendiren durumlar değil. Dolayısıyla sizin vize statüsü ile ilgili ya da vize ile ilgili ya da Amerika'ya giriş çıkış ile ilgili burada oluşan özel borçlarınızdan, Amerika'da oluşan özel borçlarınızdan dolayı bir engelle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Dolayısıyla bunu dikkate almanızda fayda var. Yalnız şöyle bir şeyi daha tavsiye ederim. Eğer böyle bir talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldıysanız ve gelir durumunuz yeterli değilse bu acil de oluşan masraftan dolayı hastaneye ulaşmaktan çekinmeyin. Onlara ulaşıp bunu ödeme gücünüzün olmadığını ve bu konuda yardıma ihtiyacınız olduğunu dile getirirseniz bazı bu noktada genelde hastanelerin belli bir oranda her yıl vakıf tarafından ya da bütçeden aldıkları belli desteklerden dolayı bu tip oluşan borçları karşılama imkanları var. Yani gelir düzeyi üzerinde olmayan kişiden dolayı oluşan masrafları karşılama ya da işte üstünü çizme imkanları olduğunu unutmayın. Dolayısıyla eğer ki bununla ilgilenmek isterseniz hastaneyle bu noktada görüşüp borcunuzun ödememe ya da ödeyebilme ya da ne kadarını ödeyebilme durumunu belirtirseniz bu noktada size yardımcı olurlar. Yoksa sizin vize almanızda ya da ileride Amerika'ya gelmenizde bu özel borçtan dolayı herhangi bir problem oluşmayacağını bilebilirsiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir değerli takipçimizden gelen soru da şu yönde. Türkiye'de bir şirket kurduğum takdirde 3 sene sonra aynı şirketin Amerika'daki şubesinde Elvan ile Green Card alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var, buradaki durumda öncelikle bilmesi gereken nokta tabii ki şirketler arası transferi imkan verecek bir durum oluşup oluşmadığını görmek gerekiyor. Farz edelim kişiler ya da işte Türkiye'de bulunan bir şirket Amerika'da bir şirket açıyorsa ya da Amerika'da bir şirket var ise Türkiye'de bir şirketini açıyorsa ya da ülke dışında başka bir ülkede açıyorsa bu sefer iki şirket arasında yönetici transferi ya da işte çalışan transferi imkanı doğuyor. Bu da el vizeleri altında değerlendirilen bir vize başvurusu. Ve bu sayede şirketler, uluslararası şirketler konumunda olan şirketler bu şekilde iki ülke arasında ya da değişik yani Amerika ile başka bir ülke arasındaki şirketinin bulunduğu ülke arasında şirketten şirkete eleman transferini gerçekleştirebiliyor. Burada önemli olan nokta şu aslında. İki şirketin de çoğunluğunun aynı kişi ya da kişilerde olması ya da diyelim burada kurulan firma, ülke dışında olan firma, Türkiye'de kurulan firmayla bu firma arasında bağın olmuş olması. İkinci bir durumda getirmek istenen yönetici ülke dışındaki firmada son 3 yılda en az 1 yıl çalışıyor olması ve eğer buradaki Amerika'daki çalışmayla ilgili o kişinin buraya transfer edilmesini gerektiren bir durum var ise Elvan vizesi onayı alındıktan sonra bu adımı atmak mümkün hale gelebilir. Dolayısıyla öncelikle burada dikkat edilmesi gereken nokta bahsettiğiniz şekilde Türkiye'de bir şirket kurduktan sonra 3 sene sonra diyelim aynı şirketin Amerika'daki şubesine öncelikle tabii 3 sene geçmesini beklemek gerekmiyor tabii. 3 sene içinde diyebiliriz. Elvan vizesiyle kişi yönetici olarak gelebilir. Eğer Elvan vizesiyle kişi yönetici olarak gelirse ve buradaki firmada çalışmalarına başladıktan sonra Amerika'daki firma o kişiye yeşil kart başvurusu yapabilecek duruma gelecek. Fakat bunlar tabii sizin de belirttiğiniz gibi neredeyse 3 senelik bir süreci bulacaktır. Çok rahat diyebiliriz. Geçen haftaki bir takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. C1 vizesiyle Amerika'dayım fakat bedelli askerlik için Türkiye'ye gideceğim. Sizce 2 yıl kuralını Amerika'dan mı kaldırmak daha kolay yoksa Türkiye'den mi diye bu takipçimiz bize soruyor. Şunu söyleyebiliriz. Siz ister Amerika'da bulunun, ister Amerika dışında bulunun, Türkiye'de bulunun. Gün sonunda eğer 2 yıl kuralını kaldırmak istiyorsanız sonuçta State Department'la iletişime geçilmesi gerekiyor Amerika'da ve sizin ülkenizin konsolosluğuyla irtibata geçilmesi, elçiliğiyle irtibata geçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Siz ister Türkiye'de olun, ister Amerika'da bulunduğunuz süreçte olun. Bu 2 yıl kuralını kaldırma süreçleri aşağı yukarı aynı olacak. Eğer sonuç olarak burada planlarınız varsa ve statü değişikliği tarzı planlarınız da var ise o zaman buradayken
bu 2 yıl kuralını kaldırma işlemlerini başlatmanız çok daha yerinde olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben Alman vatandaşı eşimle 3 yıldır resmen hem Almanya'da hem Türkiye'de evliyim ve bir Alman vatandaşı çocuğumuz var. Ben şu an Alman vatandaşı değilim. Türk pasaportum var. Amerika'ya seyahat etmeyi planlıyoruz. Eşim ve oğlum Alman vatandaşlığından dolayı ESTA vizesiyle Amerika'ya gelebiliyor. Biz ailecek birlikte Amerika'ya gitmek istediğimizde ben eşimden dolayı ESTA vizesinden faydalanabiliyor muyum? Yoksa ABD turist vizesine mi başvurmam gerekiyor diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin eşinizin ve çocuğunuzun Alman vatandaşlığı olduğu için evet onlar vize almadan ESTA izniyle 90 güne kadar Amerika'da kalabiliyorlar. Siz onlardan dolayı ESTA'dan faydalanma imkanınız yok. Siz Türk vatandaşlığı pasaportu sahibi olduğunuz için Almanya'daki Amerikan konsolosluğundan Amerika'ya turist vizesi başvurusu yapmanız gerekiyor. Ve turist vizesini aldıktan sonra eş ve çocuğunuzla beraber Amerika'ya gelmenize bir engel olmayacaktır. Dolayısıyla onların Alman vatandaşlıklarından dolayı vizesiz girişlerinden siz faydalanamıyorsunuz. Sizin ayrıyeten Amerika'ya turist vizesi almanız gerekiyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Yaklaşık 6 ay önce internship programı ile Amerika'ya geldim ve kalıcı olmak hedefim. 2 yıl kuralını waiver etmeden Amerika'da değişikliği yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Eğer siz Amerika'ya bir internship, staj programıyla geldiyseniz ve eğer sizin programınız, staj programınız, sizin programınızı tamamladıktan sonra en az 2 yıl ülkenizde kalmanızı gerektiriyorsa o zaman sizin tabii ki bu 2 yıl kuralını kaldırmanız gereken af başvurusu, waiver başvurusunu yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu başvuruyu normalde yapmadığı durumlarında bazı statü değişikliklerinde aslında sıkıntı teşkil etmemesi gerekiyor. Ama genelde 2 yıl kuralı işte kişiler yeşil karta geçerken ya da diğer türlü bir çalışma iznine geçerken önlerine engel olarak geliyor. Fakat biz son dönemlerde artık tabii ki göçmenlik dairesinin her türlü statü değişikliği başvurularında bu 2 yıl kuralını sorduğunu her zaman görüyoruz. Dolayısıyla bizim bu noktadaki tavsiyemiz eğer Amerika'da statü değişikliği başvurusu yapacaksanız o zaman 2 yıl kuralını kaldırma işlemlerini başlatmanız gerekecektir. Dolayısıyla bu noktadaki tavsiyemiz size 2 yıl kuralını kaldırma işlemlerini başlatıp onu kaldırın herhangi bir statü değişikliğine girmeden. Çünkü öbür türlü statü değişikliği başvurunuz red alabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. ITIN numarası almam gerekiyor. IRS ile iletişime geçemedim. W7 formunu elde doldurup pasaportla gönderiyormuşuz sanırım. Tam net bir bilgiye ulaşamadım. Ne yapmam gerekli acaba? Yardımcı olabilir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Buradaki önemli olan nokta şu. Siz eğer kişisel vergi numarasına başvuracaksanız, ITIN dedikleri numaraya, o zaman evet IRS'e yani vergi dairesine başvuru yapmanız gerekiyor. Ve bunun için IRS'in web sitesine de gittiğinizde W7 formunun bulunduğu bölüme ya da işte ITIN numarası nasıl alır bölümüne gittiğinizde orada ITIN numarasına nasıl başvuru yapacağınız yazar. Dolayısıyla bu noktada iki türlü imkanınız olacak. Ya pasaportun kendisini göndermeniz gerekiyor başvuruyla ama kaybolma riskini almak istemiyorsanız o zaman bu pasaportun kopyasının yapılıp onaylanması gerekecek. Yani onaylanması gerekecek demekle de kastettiğim genelde muhasebecilerle görüşürseniz muhasebeciler aynı anda da vergi dairesini temsilen bu tip evrakların gerçeğinin kopyasıdır diye damga yetkisi var. Bu noktadaki orijinal evrakların kopyasını onaylayabiliyorlar ve siz bu sayede orijinal pasaportunuzu göndermektense onaylanmış kopyasını ve başvuru formunu gönderip kişisel vergi numaranızı bekliyor olacaksınız. Dolayısıyla bu noktadaki tavsiyemiz direkt vergi dairesiyle irtibata geçmeniz ya da bir muhasebeciyle irtibata geçip onların aracılığıyla bu başvurunuzu yapmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben dil okulu için New York'a geliyorum. Kızımı F2 vizesiyle getireceğim. Vizeyi nasıl alacağımı bilmiyorum. Kendi vizemi alırken mi yoksa vizem onaylandıktan sonra tekrar mı başvuru yapmam gerekecek diye
Bu değerli takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki gün sonunda siz eğer vizesine başvuru yapıyorsanız ve sizin için F1 öğrenci vizesi ve kızınız için F2 alınacaksa bu başvuruyu ister beraber yapabiliyorsunuz, isterseniz ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun kararını sizin vermeniz gerekecek. Fakat eğer beraber yapacaksanız o zaman siz vize başvurusu yaparken kendiniz için F1 vizesi randevusu alıyorsunuz. Kızınız için de F2 vize randevusu alıp verilen tarihte Amerikan konsolosluğuna vize görüşmesine gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Ama tabii dikkat etmeniz gereken bir nokta Türkiye'deki bağlarınız önemli olacak. Finansal durumunuz önemli olacak. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğu sizin Amerika'ya gerçekten eğitim amaçlı mı geliyorsunuz? Yoksa bir daha dönmemek için mi geliyorsunuz? Bu noktada tam net olması gerekecek. Dolayısıyla eğer başvuru yaparken ters bir durum oluşmasın diye kızınızı siz aldıktan sonra başvuruya sokmak isterseniz o da mümkün olabilir. Ama dediğim gibi ikisi de mümkün olan durumlardan biri. Dolayısıyla sizin için en önemli nokta Türkiye'deki bağlarınız noktasının çok net olması. Bunda Amerikan konsolosluğu görevinin çok rahat bir şekilde bunu görüyor olması önemli olacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Türkmen vatandaşıyım, aynı anda Türkiye'de yaşıyorum. Green Card'a başvurdum ve banka hesabım olmadığı için sponsorum Türk vatandaşı olsa olur mu? Ne tavsiye edersiniz diye takipçimiz bize soruyor. Tabii sizin kastettiğiniz durum, siz diyelim çekilişten Green Card'a başvurdunuz ve çıktı. Ve dolayısıyla bunun üzerinden de siz yeşil kart çalışmalarınızı başlattınız. Amerikan konsolosluğunda randevunuz olacak Türkiye'de ve Amerikan konsolosluğu görevlilerinin bakacağı durum sizin bu yeşil karta giderken yeterli bir finansal durumunuzun olup olmadığına bakıyorlar ki siz Amerika'daki devlete yük olmayasınız diye. Dolayısıyla sizin bu noktada en iyi yapacağınız çözüm noktası sizin Türkiye'deki bir banka hesabında belli rakamlarla, bir örnek veriyorum, tek kişiyseniz 20 bin dolar diyelim, bir paranın olduğunu görmeleri gerekebilir ki sizin yeterli bütçenizin olduğunu ve hani Amerika'da iş bulana kadar kendinize bakabilecek maddi durumda olduğunuzu görmelerinde fayda var. Dolayısıyla tavsiyemiz Türk vatandaşı bir sponsordan ziyade banka hesabınızda belli bir miktarda paraların oluyor olması çok daha sizin için ideal olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. H2B vizesi almak için vasıfsız işler, fast food, housekeeping tarzı işler geçerli midir? Bize H2B vizesi sağlayacak şirketin belirli bir statüsü olması gerekir diye bu takipçimiz bize soruyor. H2B vizeleri zaten geçici işler için veriliyor. Yani Amerika'daki şirketlerin geçici işçi gücünü ya da geçici işçi ihtiyacını karşılamak için bunlara fırsat veren bir başvuru türü aslında. Biraz komplike başvuru türü, yapılması gerekenler biraz maalesef Labor Department'la ilgili çalışmaları da gerektiriyor. Fakat gün sonunda bir şirketin ya da bir iş yerinin geçici işçi ihtiyacını karşılayacak işler için verilen bir vize türü oluyor. Ve bunların içinde bahsettiğiniz vasıfsız işlerde yer alabiliyor. İşte fast food yerinde çalışma gibi, housekeeping gibi, garsonluk gibi hani böyle çok belli tecrübeyle yapılabilecek işler de H2B bünyesine girebiliyor. Fakat şirketi sormuşsunuz, şirketin belli bir statü olması gerekir mi diye sormuşsunuz. Buradaki önemli olan nokta aslında şu, iş türünün ve şirketin, örnek veriyorum, sezonluk işçi ihtiyacı var ise en ideal H2B şirketi onlar oluyor. Farz edelim bunlar resortlar olabiliyor, oteller olabiliyor ya da işte inşaat firması olabiliyor, geçici anlamda bir projeyi bir araya getiren, işte bizim şu çalışanlara ihtiyacımız var demiş oluyorlar, proje süresini belirlemiş oluyorlar. Dolayısıyla o tip işlerin ya da sektörlerin bu anlamda geçici işçi ihtiyacına imkan veren vize türü oluyor. Yani şu şekilde olmuyor. Farz edelim bir yerde ufak bir işte restoran var, biz H2B ile oraya götürebiliriz. Çok kolay olmayacak o. Ama farz edelim bir resort var, bir otel var ve onlar dönemli iş yaptıklarını göstermeleri gerekebilir. Belki iki sezon çok iş yapıyor olabilirler ya da yılın 3 sezon iş yapıyor olabilirler ya da sadece yazın yapıyor olabilirler. Dolayısıyla bu noktada geçici işçi ihtiyacı olduklarını gösterebiliyorlar ve dolayısıyla onları daha çok bu noktada H2B'ye sponsor olma imkanları doğuyor deyip bu takipçimizin sorusunu
cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da ev için açık artırmalara, yani auction'a turist olarak Amerika'ya gelen kişiler katılabilir mi diye bu takipçimiz bize soruyor. Açık artırmalar üzerinden bir emlak ya da ev alınacaksa kişilerin aslında önemli olan, en burada önemli olan nokta kişilerin bu evleri ya da emlakları nakit alıyor olması. Dolayısıyla krediyle yapılan satışlar değil bunlar. Tam tersi nakitle yapılan satışlar oluyor. Dolayısıyla sizin yabancı da olsanız, Amerika'da yaşamıyor da olsanız ya da turist olarak bulunuyor bile olsanız sonuçta nakit olarak alacağınız için sizin bu evleri almanızda bir engel olmayacak. Fakat şöyle bir durum olabiliyor. Bu açık artırmalarda bazı şeylerde yetkili kişiler olabiliyor. Dolayısıyla siz belki direkt değil ama o yetkili kişilerle beraber ya da aracılığıyla bu ev alışlarına girmeniz çok daha mantıklı olabilir. Diğer bir tavsiyem de şu olacak. Bu tip durumlarla karşı karşıya kalan müvekkillerimiz oluyordu. Fakat eğer ilk defa bu tip satışlarla karşı karşıya kalacaksanız kesinlikle bu işi bilen ya da işte o artırma, açık artırmalara devamlı girip çıkan kişilerle bir bilgi alışverişi ya da bir çalışma durumuna bakmanızda fayda var. Çünkü öbür türlü bir ev alırken farkında olmadan zarar edebilirsiniz. Çünkü bazen bu durumlarda ev olduğu gibi alıyorsunuz, içindeki kiracılar olduğu gibi alıyorsunuz. Dolayısıyla planlarınız uymayabilir. O açıdan çok net bir şekilde neyle karşı karşıya kaldığınızı ya da neyi almaya çalıştığınızı bilmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru da şu. Ben 2 yıl önce C1 vizesiyle Texas'ta 1 yıl çalıştım. Şimdi Türkiye'deyim. 2 ay içinde yine C1 vizesiyle Alaska'ya gidip otelde çalışacağım. Sormak istediğim konu şu. Amerika'dayken C1 vizesi türünü 3 yıllık çalışma vizesine dönüştürebilir miyim? Yoksa çalıştığım şirketin mi başvuru yapması gereklidir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin tabii buraya geldiğinizde C1 vizesiyle bulunacağınız süreçte bir çalışma vizesine çevirme noktasında bir sponsora ihtiyacınız var. Dolayısıyla bunu siz yapamıyorsunuz. Eğer bu C1 vizesiyle olduğunuz şirket size bu noktada bir statü değişikliği için sponsor olacaksa evet, ancak o şekilde siz statü değişikliğine girebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, mesela belki şirket size sponsor olmak istiyor ve sizin için H1B vizesine başvurmak istiyor. O zaman H1B vizesi için gerekli başvuruları size sponsor olacak şirket yaptıktan sonra ve sizin yasal olan süreciniz içinde başvuru onaylanırsa ve statü değişikliği mümkün hale gelirse o zaman siz Amerika içindeyken C1 statüsünden H1B statüsüne geçiş yapabiliyorsunuz. Yoksa eğer arada bir boşluk oluşuyorsa ülke dışına çıkmanız gerekebilir ama gün sonunda siz kendiniz yapamıyorsunuz bunu. Bir sponsor firma aracılığıyla yapmanız gerekiyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya ihracat yapmak için yasal olarak izlenecek prosedür nedir diye bu takipçimiz bize soruyor. Eğer Amerika'ya ürün getirecekseniz ve buradaki markete ürünleri sokmayı planlıyorsanız tabii öncelikle yapmanız gereken ön çalışmalardan bir tanesi ne ürün getireceksiniz? Tabii bu ürünün ihtiyaç noktası ne kadar var? Yani dolayısıyla bir market çalışması noktasını yapıp acaba doğru adım mı atıyorsunuz? İhtiyaç duyulan bir ürün mü getiriyorsunuz? Buradaki rekabetteki getireceğiniz ürün türünün ya da çeşidinin ya da kalitesinin şansı ne kadar? Dolayısıyla ilk size tavsiye edeceğimiz nokta çok detaylı bir ve önemli bir market çalışması yapıp doğru ürünü getirdiğinize emin olmanızda fayda var. İkinci nokta, getireceğiniz ürünün ne tür vergilerle, gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacağını bilmenizde fayda var. Hatta gümrük vergisinden önce şöyle söyleyeyim, o ürünü getirebilecek misiniz? Getirdiğinizde Amerika'ya sokabilecek misiniz? Veya sokarken de ne kadar bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaksınız? Bu önemli olacak. Üçüncü bir nokta önemli olan, eğer getireceğiniz ürün türüne göre farz edelim bir gıda ürünüdür bu, o zaman buradaki Food and Drug Administration'dan onay alması gerekecek. Dolayısıyla getireceğiniz ürünün öncelikle Amerika'daki markete girebilmesine imkan sağlayacak gerekli lisansları ya da izinleri almanız gerekecek. Dolayısıyla bu üçüncü nokta. Dördüncü noktada belirteceğimiz şey ise getireceğiniz ürünün tabii buradaki yetkisinin, siz hani buradaki markete sokarken herhangi bir marka hakkı ya da işte herhangi bir haksız rekabet durumu ve ilgili bir ihlal olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da tabii neyle başlayabilir? Öncelikle ürünü aldığınız yerden
getirirken o ismi kullanıp kullanamama, o paketlemeyi kullanıp kullanamama noktasında bir izniniz gerekiyor olabilecektir. Bazı durumlarda ticaret yapan kişiler, örnek veriyorum, direkt diyelim bu noktada Türkiye'den getirecekse ürünü, oradaki üreticiden belli bir distribütör olabilme hakkını almak ister ve bunu diyelim bir sadece kendilerinin Amerika'daki markete sokmasını ve yetkileri olduğunu bir anlaşmayla güvence altına alırlar ki müsaade bir ihlalle karşı karşıya ya da bir sınırlamayla karşı karşıya kalmasınlar diye. Tabii ki diğer önemli bir noktada getireceğiniz ürünün Türkiye'den buraya gelirken karşı karşıya kalacağı lojistiği olsun, gümrük vergisi olsun, taşıması olsun, bütün bu masraflarla ilgili olan detaylı çalışmayı yapıp bu noktada sizin bu ürünü fiyatlandırmasını yaparken doğru fiyatlandırma yapmaya sizi yönlendiriyor. Bir yönlendirecektir bu durum ki bu sayede herhangi bir yanlış planlama yapıp bir zararla karşı karşıya kalmamanız gerekiyor. Tabii ki diğer bir nokta ne olabilir? Tabii bu ürün gelmeden önce Amerika'da eğer ki bu ürünler devamlı gelecekse Amerika'da bir şirket kurmanız gerekecek. Şirkete vergi numarası alınacak. Belki şirketi kurduğunuz yerde bir depo tutulacak ve ürünler oraya getiriliyor olacak. Dolayısıyla bu noktada da şirket kuruluşu ve daha sonra da bir yer ya da depo tutulması sizin ihtiyaç duyacağınız bir nokta olacak diyebiliriz. O açıdan tabii ki şirketinizi kurdunuz, vergi numaranız var, banka hesabınız var, deponuz var, mallarınız geldi ve mallarınızı burada dağıtım için gerekli adımları atıyorsunuz. Belki marka hakları ile ilgili markaları almaya dikkat edeceksiniz ya da bir isim koyacaksınız o firmaya, o ismi alıyor olacaksınız. Bu sayede de Amerika'daki markete giriş yapmış oluyorsunuz diyebiliriz. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Türkiye'de boşandıktan sonra green kartındaki soyadı değişikliğini ne zamana kadar yapmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Green kartınızda evlilik soyadınız var ise ve boşandıysanız boşandıktan sonra green kartınızın değişikliğini yapabilirsiniz. Yani boşanıp boşanma kararını aldığınız herhangi bir andan sonra göçmenlik dairesine başvuru yapıp onlardan isim değişikliğine gideceğinizi boşandığınızdan dolayı ve kartınızdaki ismin değişmesi noktasında talebinizi yapabiliyorsunuz. Ve o noktada göçmenlik dairesi sizin yeşil kartınızı yeni isminizde tekrar basıp size geri göndermesi mümkün oluyor. Bunu ne zaman yapmanız gerekiyor noktası çok bir zaruret olan bir durum yok. Ama tabii ki ülke dışına seyahatler ederken bu önünüze gelebilir. Bazen kişiler bunu aşabiliyorlar. Hani sonuçta kişiler aynı farklı soyadları olsa da aynı kişi oldukları için pasaportları, green kartları ve boşanma kararlarıyla beraber seyahat etmelerine bir engel olmuyor. Bir sınırlama koyarsak şöyle diyebiliriz. Ya boşandıktan hemen sonra değiştirebilirsiniz ya da tarihi kartınızı yenileme dönemi geldiğinde ya da Amerikan vatandaşı olma dönemi geldiğinde de gerekli isim değişikliğini yapıp hani kartı değiştirmek zorunda kalmadan da süreci tamamlamanız mümkün olabilir. Ama tavsiyemiz boşandıysanız göçmenlik dairesine başvuru yapıp bu noktadaki isim değişikliğini yapmanızı tabii ki tavsiye ediyoruz. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya Green Card ile ilk gelişte yanımızda 30-40 bin doları nasıl getirebiliriz? Bu parayı beyan etsek yeterli olur mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi şu var, eğer tabii ki siz seyahat ederken yanınızda bu kadar parayı getirmeyi planlıyorsanız buradaki tabii ki Amerika'ya giriş yaparken bunu beyan etmeniz yeterli olacaktır. Önemli olan beyan hususu olacak. Tabii şey noktasında soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hani nereden elde ettiniz bu parayı? Kaynağı nedir diye sorabilirler. Ve dolayısıyla bu beyanı girişte yaptığınızda vergi beyanınızda da bu geliri eğer bu gelir ise belirtmeniz gerekecektir. Dolayısıyla girişte bu parayı beyan etmeniz yeterli ve bildirmeniz de daha sonraki vergi beyanı ile ilgili çalışmaları yaparken de bu beyanı bildiriyor olmanız sizin bu noktada yükümlülüğünüzü yerine getirmiş kılacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Eşimle evliyken green card başvurusu yapmıştım. Sonrasında eşimle boşandık. Green card bana çıkarsa eşimden boşandım diye bir sorun çıkar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Gün sonunda yeşil karta başvuru yapan sizsiniz çekilişine. Eğer bu noktada çekilişten hakkınız çıkarsa başvuru yaptığınız anda evli olduğunuz için siz evli bildirerek kendinizi doğru bir beyanda bulunmuş oluyorsunuz. Fakat green kartı alma durumuna ya da görüşme zamanı geldiğinde de
eşinizle artık beraber değilsiniz, boşandıysanız siz herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmazsınız. Sadece eşinizin bu green card alma durumu mümkün olmaz. Dolayısıyla bu sefer de siz boşanma kararınızla beraber gerekli green card çalışmasını yaparken yeşil kartınızı almanız mümkün olacaktır. Herhangi bir sorunla karşı karşıya da kalmıyor olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Oman sanatçı vizesi olarak tabir edilen vize ile ilgili nasıl bir yol izlenebilir? Bu vizeyi alan kişiler ileride Green Card'a başvurmaya bir şekilde hak kazanırlar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Oman sanatçı vizesini alabilmek için önemli olan kriterlerden üçü, sizin öncelikle tabii sizin bir sanat ya da bir spor ya da bir akademi ya da film, bu tip değişik sektörlerde bir başarı elde etmiş olmanız önemli. Bu başarılı kişilerin alabildiği vizelere OVAN vizesi denilmektedir. Dolayısıyla bu önemli kriterlerden diyelim üçü de sizin başarılı olduğunuz alanla ilgili olarak baktığınızda bir ödül aldığınız bir ödülünüzün olması gerekecek. İki, hakkınızda ve yapılan çalışmanızla ilgili haberler olacak çok ciddi ölçüde. Üç, çok önemli çalışmalara imza atmış olmanız ya da yapmış olmanız ve bunlarla ilgili detaylı bir özgeçmişiniz olmuş olacak. Dolayısıyla bu şekilde olduktan sonra siz OVAN vizesine gitme imkanınız mümkün olacaktır. Tabii ki çok değişik alanları ve kişilerin başarılarını kapsadığı için her kişiye göre de bu dosya türünün gerektiği ek çalışmalar değişebilir. Bu açıdan ama önemli olan bu üç noktada ciddi kanıtlarınızın olmuş olması sizin OVAN vizesini almanızdaki şansınızı arttırıyor olacaktır. Ve diğer sorunuza geçersek, bu vizeyi alan kişiler ileride Green Card'a başvurmaya bir şekilde hak kazanırlar mı diye sorduğunuz soruya gelince de evet, eğer kişiler OVAN'ı aldılar ve OVAN'la ilgili çalışmalarını devam ettirip başarılarını devam ettirdikleri sürece kendilerine yeşil karta başvuru yapabilme durumuna da imkanına geliyor olacaklar deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerikan vatandaşı ile evli kişi henüz statü başvurusu yapılmadan eşi tarafından boşanılmışsa hala Amerika'da çalışma, oturum gibi ne tür haklara sahiptir diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz Amerikan vatandaşı ile evlendiniz ve herhangi bir oturum hakkına başvuru yapılmadan bu kişiden boşanılmışsa ya da eş tarafından boşanılmışsa o zaman maalesef oturum hakkı noktasında eşinden dolayı bir oturum alma hakkı artık kalmamaktadır. Dolayısıyla eşiniz tarafından diyelim başvuru yapılmadığı için siz sadece evlenip boşandınız diye yeşil kartı alma ya da oturum alma hakkına sahip olmayacaksınız. Ama tabii bazı istisnalar var. O da istisnalardan bir tanesi örnek verirsek belki eş tarafından kötü muamele uğramış kişilerin kendi başlarına oturum alma ya da yeşil kart alma durumuyla ilerleyebilirler. Ama bunun dışında eşinden dolayı kişinin oturum alması boşanıldığından dolayı bir başvuru yapılmadığı için de mümkün olmayacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya girerken havaalanındaki memurun verdiği süre mi bizim Amerika'da kalma süremiz oluyor yoksa 6 ay süremiz mi var diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'ya turist vizesiyle girerken girişte memurun size ne kadar kalabileceğinizi, ki genelde en fazla 6 ay oluyor, belirleme yetkisi var, takdir yetkisi var. Ve dolayısıyla o görevli sizin ne kadar Amerika'da kalabileceğinizi belirleyebiliyor. Ve onların vereceği o süre boyunca Amerika'da kalabiliyorsunuz ya da statünüzü değiştirebiliyorsunuz ya da uzatabiliyorsunuz ya da ülke dışına çıkış yapıyorsunuz. Dolayısıyla size görevli ister 3 ay versin, ister 1 ay, ister 5 ay, ister 6 ay, onun verdiği süre sizin burada ne kadar kalabileceğinizi belirler. Ama bu genelde 6 aydır en fazla deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. J1 internship ile Amerika'dayım. 2 yıl kuralım mı var yok mu anlayamadım. Pasaportta yok yazıyor. DS-2019 boş. Fil kodumda listede bulunmuyor. Bunu nasıl öğrenebilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer siz Amerika'ya J1 vizesiyle geldiyseniz ve 2 yıl kuralına tabi olup olmadığınızı emin olmak istiyorsanız bunu yapabilecek iki yöntem var. Bir tanesi sizin pasaport, DS formunuza bakmak.
Tabii siz bu durumda diyorsunuz ki oralarda bu konuda zorunlu gözükmüyor. O zaman tabi de olma durumunuz yüksek. 3. Bahsettiğiniz field, yani yapılacak staj ya da internship türündeki kodlamalara bakıp o kodlamalar içinde 2 yıl kuralına tabi olup olmadığınıza bakacaksınız. Eğer orada da yoksanız o zaman büyük bir ihtimalle siz 2 yıl kuralına tabi değilsiniz. Bunun daha net cevabını öğrenmek ise C1'la ilgili olacak durumda State Department'a başvuru yapmanız gerekecek. Ve State Department'a başvuru yapıp 2 yıl kuralına tabi olup olmadığınızın onlardan opinion'ını, yani onların fikrini alabiliyorsunuz. Ve onlara yaptığınız başvurunun sonucunda State Department size dönüş yapıp evet sizin 2 yıl kuralınız var ya da sizin 2 yıl kuralınız yok diyebiliyor. Alacağınız en kesin cevap odur. Ve ondan sonra da tabi değilseniz de tabi olmadığınız net oluyor. Ve en güzel öğrenebileceğiniz yöntem de bu oluyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Benim Amerika'ya girişte pasaportuma damga vuruldu ama herhangi bir süre yazmıyor. Eşimin pasaportuna 6 ay tarih yazıldı. Aynı sürede ben de Amerika'da kalabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'ya girişte eşinize ve size aynı süre verecekler diye bir kayda yok. Ama bahsettiklerinizden anlaşılan büyük ihtimalle aynı süre verilmiş durumda. Fakat siz şunu diyemeyebilirsiniz. Yani eşimin 6 ayı vardı, ben de 6 aya kalabilirim diyemiyorsunuz. Bunun için ise tavsiyem State Department'ın I-94 formuyla ilgili olan linkini bulun internetten. Bu linke girdiğinizde sizin kişisel bilgileriniz ve pasaport bilginizi girdiğinizde sizin son girişinizden itibaren Amerika'da ne kadar süre kalabileceğinizi online görmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla buradan bakıp size ne kadar bir süre verildiğini anlamanız çok daha kolay olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card için lise diploması yoksa en az 2 yıl sigortalı bir işte çalışmak yeterli diye bir duyum almıştım. Bu bilgi kesinlikle yanlış mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz yeşil kart çekilişine başvurdunuz ve o çekişi hak kazanırsanız iki koşulun oluşması gerekiyor. Ya sizin bir lise diplomanız olacak, yani lise eğitiminizi tamamlamış olacaksınız. Eğer lise eğitiminiz yok ise o zaman da en az 5 yıllık bir tecrübe gerektiren bir işte çalışmış olmanız gerekecektir. Dolayısıyla o 2 yıl olmayacaktır. Yanlış bilgi o, ama o en az 5 yıl olacaktır. Dolayısıyla 5 yıllık bir tecrübeyle bunu yapmanız mümkün olacaktır. Bu sayede sizin ya işte belli bir alandaki o tecrübenizden dolayı ya da eğitiminizden dolayı, yani o da en az lise mezunu olmak, siz yeşil kartınıza hak kazanıyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card için başvuru yaptım. Green Card çıkarsa ve Amerika'ya gitmezsem İleride başvuru yapmak istersem sıkıntı olur mu? Sicilim bozulur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz green card'ı kazandınız ama herhangi bir işlem yapmadınız, bu sizin için ileride tekrar bir başvuru yapmanıza engel değil. Sonuçta tekrar başvuru yapabilirsiniz ya da Amerika'ya gelebilirsiniz. Bunda bir engel yok. Eğer size çıktı ve yeşil karta başvurdunuz, Amerikan konsolosluğuna gittiniz, aldınız kartınızı diyelim, Amerika'ya giriş yaptınız. Ama ondan sonra gelmediniz Amerika'ya. O zaman yeşil kartınız var. Yapmanız gereken şey iade etmek olacaktır. Ve onu iade ettiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmadan ileride tekrar Amerika'ya gelmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla sizin çekilişten çıkıyor olmanız bir engel olmayacak. Ve çekilişten sonra sadece işlemleri yaparsanız o zaman sistemde sizin artık yeşil karta başvuru yaptığınız görülecek. Ve dolayısıyla ondan dolayı da başka tür bir vize almanızı engelleyebilir bu. Ama yeşil kartı aldınız ve kullanmadınız, geri iade ettiniz. O zaman herhangi bir sıkıntıyla ya da problemle karşılaşmadan adım atmanız mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu da cevaplamış olalım.